Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık olarak 22 gün önce kuluçkaya koymuş olduğumuz 55 yumurtadan yaklaşık olarak 7 tane çıkarabildik. Aslında yaklaşık olarak 45 tanesi 46 tanesi döllüydü ve çoğu da tutmuştu. Kendi hatalarımız yüzünden arkadaşlar maalesef çıkaramadık. Bunun sebebi ilk başta nem oranının yüksek olması ve düşürmememiz. Düşüremeyince de gerekli tedbirler aldık ama yaklaşık 2 saat sonra aldığımız tedbirler maalesef sonuç vermedi. Yani bu nem oranı bu kuluçka makinalarında oldukça zor. Bunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Ayrıca örnek olarak bizim makinamız 56'lıktı. Biz 55 tane koyduk. Bazıları küçüktü ama 55'lik 56'lık makinalarda örnek olarak ortalama en fazla 45-46, hadi bilemedim 47 tane koymanızı öneririm. O da en fazla arkadaşlar. Yani bu ne yapıyor? Daha sonra yumurtalar dönerken birbirinin üzerine binerek dönememeye başlıyor. Diğerleri dönüyor, bazıları dönemiyor. Bu da problem oluyor arkadaşlar. Yani makinenin kapasitesi neyse en az 10-15 tane ortalama altını koyun arkadaşlar. Bu kendi yapmış olduğumuz ana kucağı. Kendi imkanlarımızla yaptık arkadaşlar bunu. Elimizdeki malzemelerimizle beraber. Biraz pavyon gibi oldu ama gayet güzel, gayet temiz. Ve şu anda da ısınıyorlar arkadaşlar. Makinamız hala çalışıyor. Çünkü bir tane daha çıktı. En son çıkmaya çalıştı. Burada ne oluyor? Nem oranını arttıramayınca veya nem oranını koruyamayınca arkadaşlar iç zar kuruyor. İç zar kuruyunca da bunlar çıkamıyor arkadaşlar. Çıkamıyor ve daha sonra da ne oluyor? Alt ve üst nemlerde bunlar problem yaşıyor ve içinde ölüyor. Bizim yumurtalarımızın çoğunda içinde ölme gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani bazıları tam gelişme aşamasında, bazıları da içinde ölüm oluşmuş. Ama dediğim gibi nem oranını iyi ayarlamanız gerekiyor. En azından 1 saat, 3 saat, 5 saat makineyi boş çalıştırarak nem oranını ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Nem oranını ayarlamanız çıkım oranını arttıracaktır. Örnek olarak yani biz nem oranını ilk başlarda koruyabilseydik ve ilgili seviyeleri düşürebilseydik arkadaşlar bu sorunu ve bu sonu yaşamayacaktık. Buradaki problem örnek olarak 55-60 olan nem seviyesini biz ilk başlarda düşüremedik. 80'lere kadar çıktı. Daha sonra müdahale etmemiz sonucu tamam düzeldi ama bu iç zarın kurumasına neden oldu arkadaşlar. Gelişim oldu ama iç zar da kurudu ve belli bir seviyeden sonra gelişim durdu. Artı yumurtaların dönememesi yani sıklık dolayısıyla dönememesinden dolayı arkadaşlar problem yaşadı ve çoğu cenin yumurta duvarına yapışmak zorunda kalmış. Yani dönememiş. Biz döndüğünü sanıyoruz ama orada dönme olayı olmamış. Yani bunu yumurtaları koyarken 55'lik makineye 45 tane koymanızı ve aralıklı koymanızı öneririm. Artı yumurtaların üzerlerini çizmeniz gerek. Bir tarafını çizin arkadaşlar. Dönüp dönmediğini kontrol etmek amacıyla. Biz bu şekilde sorun yaşadık arkadaşlar. Yani inanın kendi canımdan bir parça gitmiş gibi üzgünüm. Yani sıkıntılıyım. Yani moralim alt üst oldu. En basitinden hani keşke hayata tutunacak şekilde olduğunu görebilseydik ama biz imkanları sağladık. İmkanları sağlamamıza rağmen hani kaderde ne varsa o yaşanıyor. Yani en az ortalama dediğim gibi 5-10 tane dövsüz, diğerleri bazıları gelişim aşamasında, bazıları da içinde ölme durumu yaşamış. Yani bu makinalarda şey sıkıntılı, nem oranı sıkıntılı arkadaşlar. Bu nem oranını makineyi çalıştırıp ortalama 3 saat çalıştırarak nem oranını dengeleyip dengelemediğinizi görebilirsiniz. Ve makinenin nem ısı oranının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde bir bunlara şey yaptık.
kafes yaptık. Yani bunu bir ayakkabı kutusuna yaptık arkadaşlar. Altını üstünü şey yaptık. Burayı tel zaten. Şu teli 30 liraya aldık. Şeyimiz vardı arkadaşlar. Lambamız, ampulümüz vardı. Diğer sulukları da zaten ekstra olarak aldık. Onları piyasada bulabileceğiniz şeyler, malzemeler. İlk koyarken arkadaşlar ağzına biraz su, biraz yem yaparsanız bunlar daha sonra bunun yem olup karınlarını doyurabileceğini anlayacaklardır. Şimdi diğer makinenin yanına geçelim. Evet, diğer makinenin yanına geçtik arkadaşlar. Bir tane burada var. Daha yeni doğdu. Bir 10 dakika, 15 dakika oluyor. Bunu ortalama bir gün makinede bekleteceğiz. Makinenin sıcaklığına alışsın ve kendine gelmesi amacıyla. Yani makinamız gayet iyi çalışıyor aslında. Ama dediğim gibi nem oranını kontrol etmeniz ve dengelemeniz lazım. Dengeledikten sonra bu şekilde gider. Yani siz ayarladığınız müddetçe bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani 55-60 arasında ayarladıysanız ortalama o seviyelerde seyreder arkadaşlar. Veya 55-60 derece arasında ayarlamışsınız. O derece gidiyor. Aşağı yukarı düşebilir. Herhangi bir problem yaşadığınızda nem seviyesinin bakın kapağın arasına bir kalın biraz seviyede karton parçası koyduğunuzda nem otomatik dengelenebiliyor. Bakın 65'te şu an. Yani bu şekilde gidiyor. Yani bunu bu şekilde ayarlarsanız. Ve son 3 gün kapağı açmayın arkadaşlar. Son 3 gün kapağı açmayın veya kenarlarından hava vesaire şey almasını engelleyin. Ama şu ön kısım açık kalabilir örnek olarak. Nemi dengelemek için.